Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Sevgili dostlar, evet 18 Ocak Çarşamba İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. İstanbul'da 8 koşulu bir programımız var. Altılı ganyanımız 3. koşuna itibaren start alacak. Tabii ki 1. dörtlü ganyan, 1. üçlü ganyan, 7 plase oynayacak arkadaşlar da var. Bizler de ona göre çalışmamızı yapıp sizin karşınıza geçiyoruz. Herkese bol şanslar diliyorum. Videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, bugüne gelirsek Adana şablonumuz, yani kurgumuz 5'te kaldı. Yani şöyle söyleyeceğim. Son ayakta çok atımız vardı. Ben orada Müslüm Çelik'le iki nolu safkanımızı atladım aslında. Ben onu öneriyordum. Şablonum içerisinde iki adımda da vardı. Ve de bazılar abi ikisiz falan yazanlar da oldu bana. Sonradan yarışlar zaten başlamadan önce videomun altında sevgili yarışseverler mutlaka 2'yi de kuponumuza ekleyeceğiz diye. Ben zaten notumu da düşmüştüm sevgili dostlar. Evet 5'te kaldı, 5.353 TL verdi. Gerçekten çok güzel para verdi sevgili dostlar. Bedestan yani bizi yanılttı, yani çoğu kişiyi de yanılttı. Tabii ki bulan arkadaşlarımız da var. Yani CR kaçacaktı, arkasına yapışıp düzlük yarışı yapacaktık ama Boycek, Mehmet Salçek de çok başarılı koştu. Sonlarda geldi, avladı. Zaten ikinci ayakta Halukan'ı biliyorsunuz son safkan olarak verdim. Yani grubun en kaliteli ismi. Yani bir arası var, bir de Apprenti oluşundan dolayı kimse yönelmedi ama biz yöneldik. 43 küsür ganyanla geldi. Olmadı. Sağlık olsun. Antalya koşularımız var. Bakalım inşallah orada güzel bir şey imza atarız. Evet. İstanbul koşularımıza geçelim. İstanbul'da birinci koşulu itibaren 1. dörtlük ayımız başlayacak. 4 safkanımız yer alıyor. Yani burada baktığım zaman Halis Karataş'la yani Kral Ömer yani geçilecek gibi görünmüyor. Yani burada 2100 metre kum gayet başarılı koşacaktır. Son yaptığı koşusunda o da ikincilikle kısa vade 6'da biliyorsunuz Halis Karataş Berkalp'e geçildi. Berkalp de zaten önerdim bir safkanını. Şimdi yani bu grupta ben geçeceğini düşünmüyorum. 4 nolu Kral Ömer 1. dörtlük ayan için banko olarak öneriyorum. Evet, ikinci koşumuza geçtiğimiz zaman ikinci koşumuzda şartlı 4-1 mücadele devam ediyor. 1200 metre sentetik kuma çıkacaklar. 4 safkanımız yer alıyor. Evet, burada baktığımız zaman evet, yani ikinci koşumuz şartlı 4-1 mücadele, 7 plase ve 1. üçlü ganyanımız burada start oluyor sevgili dostlar. Yani burada baktığımız zaman aslında 2 nolu safkanımız birazcık bende önde tutuyor. Çim yarışından sonra son koşusunu 1300'e kazandı. Şimdi mesafenin 1200'e dönmesi birazcık tereddüt yaşadım ben. Çünkü sonlarda geldi boyunla, son hamlede fotoda yarış aldı Gökhan Kocakaya'yla. Yani bir nolu safkanımıza ben eksik etmeyeceğim. Yani 1-2 burası yeterli olacaktır. 7 plase ve 1. üçlü ganyan için, 1. dörtlü ganyan için de aynı şekilde sevgili dostlar. Yani dileyenler 2 nolu safkanımızı 7 plase için banko tercih yapabilirler. Evet, 6'lı ganyanımız 3. koşuya itibaren start oluyor. 4 rekoru İngiliz'in handikap 16.500 metre sentetik kuma çıkacak. 12 safkanımız yer alıyor. Evet, burada grupta baktığımız zaman son koşusunu gayet başarılı bir koşu çıkartarak handikap 15'i kazandı 1300'de. Şimdi mesafenin uzaması yine ona yarayacaktır. Üstünde de Adem Ceylan Apprenti arkadaşımız var. Atı da gayet iyi tanıyor. 4'te 2 yaptılar. Yine koşunun en şanslı ismi olacağını düşünüyorum. İlk tercihim 4. İkinci atım 5 nolu Çakır Yıldız diyeceğiz. Vera Tabiş de o da son yaptığı koşusunu 2100 handikap 16'yı iyi bir koşu çıkartarak kazandı. Hatta 3-4 böyle geç çıktı. Sonları iyi tamamladı, bitirdi. Burada Dark Lore biliyorsunuz
yarışa bir tempo vermişti ama sonlarda onu gelip yakaladı ve de koşuyu kazandı. Yine benim ikinci tercihim de 5 nolu Çakır Yıldızı olacak Vedat Abiş'te. Evet, üçüncü atım 8 nolu Rosso. Bu safkanı çok çok dikkat Gökhan Bektaş'la sevgili yaptığı son altıncılığı ben kesinlikle ölçü almadığım bir safkandı. Yarın burada hazır geleceği mesafede biraz da uzadı ona. Rosso benim Gökhan Bektaş'la size önereceğim 3. şans safkanım. Sonra 10 nolu Selanik Efes'i, yani Ali Kaçmaz'la bomboş kilo sonları etkili gelecektir. Çok çok dikkat diyeceğim. Ve son olarak da Peligrosa diyeceğim ben. Yani grubun kaliteli bir ismi. Bunu da yazmadan geçmek olmayacak diye düşünüyorum. 4, 5, 8, 10 ve 3 şeklinde oluşan bir sıralamam var altılık ayağımızın ilk ayağında. Evet, dördüncü koşuyla devam edelim. Altılık ayağımızın ikinci ayağı 3 yaşlı İngilizler bir maiden satış koşusu 1300 metre sentetik kuma çıkacaklar. 10 safkanımız yer alıyor. Evet, Ayazat, Gökhan Kocakaya'yla yani burada baktığımız zaman bu grupta yani geri planda kalacak safkanlar çok var. Ben 7.liğini ben önemsemiyorum. Son 7.liği o zaman 1300'e Gökhan'la koşmamıştı. Yanlış hatırlamıyorum. Görkem Özçelik'le kötü bir performans sergiledi. Şimdi grubu ben uygun bulduğunu düşünüyorum. Çok çok iyi ellerde bakılan Duygu Fatura gibi yani gerçekten iyi ellerde bakılan çok güzel safkanlara sahip olan bir şeyimiz. Ben bir nolu Ayazat. Yani burada kuponu alacak arkadaşlar değerlendirebilir. Bir tane bankomuz var. Onu da dile getireyim. Burası da alternatif bir banko olarak bir nolu Ayazat'tan yana kullanabiliriz Gökhan Kocakaya'yla. Ama ben burada biraz daha yıkacağım. İki safkan daha önereceğim. Onlar kimler? Altın oğlu Yalan Dünya sevgili dostlar. Bu safkana Umut Barlık'la start alacak. Buna dikkat diyeceğim. Ve de 9 nolu safkanın Mahmut Turan'la etkili koşmasını bekliyorum. İki yarış gördü. O da Bursa'da derecesi kaldı. Son koşusunu yine Bursa'daydı. İlk defa buraya geliyor. Sentede çıkacak. Ben daha başarılı bir koşu gelmesini bekliyorum. Mahmut Turan'la zaten kendi safkanları dikkat diyeceğim bu safkana da. Bir alternatif banko adayımız. Arkası 6 ve 9'da ben bu 3 safkanı buraya geçmeye çalışacağım sevgili dostlar. Evet, 5. koşumuza devam edelim. Şartlı 4 yamak 2 sınıfında Gaplant arkadaşımız at binecekler. 2000 metre sentetik kuma çıkıyor. 4 ve yukarı İngilizlerin bir mücadelesi var. 12 safkanımız yer alacak. Evet, burada Bozdağ Bey yaptığı son koşusunda bir altıncılıkla ayrıldı sevgili dostlar. O gün sürdürek favori çıkmıştı o koşuda Saadettin Boyraz'da ama birazcık tempo yapmıştı koşuya. O koşuda da zaten 4 nolu safkan Ark Royal bayağı bir tempo vermişti koşuya. O da onu kaçırmamak için Saadettin Boyraz'da yani kendini birazcık yorduğunu düşünüyorum. Şimdi değişen jokeyimiz de üstünde Berkan Gökçe ile start alacak. O da Berkan'la ilk defa buluştu. Ben eğer yormazsa kendini, fazla kaçmazsa önlerde, tempo yapmazsa 100 metrede kısaldı. Bu koşta Bozdağ Bey 1-2 adım öne çıkıyor. Ben de ilk tercihim 11 nolu Bozdağ Bey olacak. İkinci atım 6 nolu Timelord. O da Mehmet Nuri Sunkar'la ilk defa buluştu. Mutlaka değerlendireceğiz. 4 nolu Payidar. Mutlaka yazacağız. O da Mürsel Kayış'la. Ve de 1 nolu Ambargo. Şimdi Ambargo'ya gelince son koşusuna 2100'de. Yani burada Encantador, Payidar, Bozdağ Bey, Daze. Bunları geçti. Gerçekten o gün yapacak hiçbir şey yoktu bu safkana. Sonlarda müthiş geldi. Ve de müthiş bir bitiriş yaptı Özen Yıldırım'la. 60 kiloya şimdi Eray Çizgi'ye teslim edildi. Bu safkan sevgili olsa o da ilk defa çünkü yamak 2 oluşu. Ondan dolayı yani jokerler bilmiş olsaydı daha farklı konuşacaktım. Yamak 2 oluşu benim birazcık kafamda soru işareti oldu. Ambargo tabii ki bu grubu geçmeye yine yakın gibi görünüyor. Bir tane daha sürpriz bir isim önereceğim. Çünkü bu koyu Ambargo'nun kazandığı o koşuda kimden daz eden? O da Mert Uyar'la son yaptığı koşusunda sevgili dostlar bir 8.lik de ayrıldı. Yani o koşuyu Ambargo kazanmıştı. Dediğimiz Bozdağ Bey'i de vardı. Onlar da vardı. Yani burada
Tam böyle son 100 mü son 150'de mi yarışı tekrar izledim. Sizler de izleyin göreceksiniz. Tam böyle çıkmaya çalıştı Erhan Aktuğ'la. Lap önü kesildi. Atı dışı dizginleri çekti. Geri plana geldi. Sonra sprint atmaya çalıştı ama tabii ambargo olsun. Encantador, paylar. Çünkü ilmesini yakalamıştı. Sprintini atmaya başlamışlardı. Tam aradan sıyrılacaktı. Önü bir kapanınca iş bitti. O yüzden derecesiz kaldı. Ben burada bomba bir isim. Çünkü Yamak 2 oluşu Dazeden de Mert Uyar'la mutlaka ve mutlaka değerlendireceğim sevgili dostlar bu koşuda. Evet, 6. koşumuz handikap 15 bir koşu. 4 büyük Arapların 1200 metre sentetik kuma çıkacak. 10 safkanımız yer alacak. Evet, benim burada Banko ismim. Yani riskli de olsa Banko atacağım. Çünkü mesafe kısa oldu. Bu kısa mesafede ilk defa boy gösterecek. Çünkü kazandığı koşuları 1500 yani iyi koştuğu 1400, son koşusu yine 1550. Şimdi mesafe kısa ama ben banko tercihimi buradan yana kullanacağım. Tabii ki burada Altınoğlu safkanımız bir tempo yapacaktır. 8 nolu Ufuk Baba temponun içerisine girecektir ama son düzlükten sonra yani bu 2 nolu Gür Boğa Gökhan Kocakaya'yla yani pek fazla kaçıracağını düşünmüyorum bu safkanları. Burada tempo içerisine girecektir. Ve de Gökhan'la son düzlükte, son 200'de atacağı o güzel sprintle foto önde geçmesini bekliyorum. İkinoğlu Gürboğa yarın için benim sığınma limanım olacak. Banko tercih yapacağım 6. koşu. 6. ayımızın da 4. ayına tekabül eden bu koşu ikili için önereceğim. Yani Gürboğa burada sevgili dostlar yani çoğu safkanları yani koştuğu çoğu safkanların hepsini geçme başarısı gösterdi. Bir tek Hür Uçan'la ve de Nem Kaldı'yla start almadı. Onlarla da ilk defa start alacak. Geri kalan safkanları çoğunu hepsini geçme başarısı gösterdi. Bakalım bu kısa mesafede mücadelesi nasıl olacak? Ben inanıyorum, güveniyorum. Gökhan Kocakaya ile sevdiğim bir jokey arkadaşımız banko olarak tercih yapacağım. İkili için burada önereceğim. Keskin Tay var Vedat Abiş'te. Değerlendireceğim. Bir de Altınoğlu Gül Ağa diyeceğim Gökhan Gökçe ile. Yani iki bankom arkası 3 ve 6 ikili için önereceğim isimler. Evet, 7. koşumuza devam edelim. 7. koşumuzda 3 yaşlı İngilizlerin bir maiden koşu satış koşusu olacak. 1300 metre sentetik kuma çıkıyorlar. 10 safkanımız yer alacak. Evet, burada da baktığımız zaman yani 3-4 koşu görüp son koşusunu ikincilikle yani pek o kadar iç açıcı safkanlar yok burada ama ben 4 safkana ben yer vereceğim. Yani burada bir tane safkan var. İlk defa piste çıkacak. Orijinal olarak çok beğeniyorum. Çok güzel bir orijinale sahip. Winter Ring yavrusu. Anne tarafı da gayet başarılı. Şimdi Erhan Aktuğ da ilk defa üstüne binecek. Yani burada çalışmalarına baktığım zaman gerçekten yani bu çalışmalarla bu koşuya yansıttığı takdirde yani bu safkanı geçemez de Mevlüt Kurt idaresinde çalışan bir safkanımız son yaptığı golapları mükemmel harika bir golap yapmış. Yani 7 nolu safkanımız sevgili dostlar Paco ilk defa piste çıkacak. Eğer ben bu koşuyu koşacağım bu golapları ben bu koşuyu yansıtacağım dediği takdirde Erhan Aktuğ'la burada geçilmez gibi görünüyor. Tabii ki bunun yanına ben 8 nolu safkanımızı Tugay alıcıyla 3 böyle aldım. Evet, yani 7, 8, 3 ve 2 nolu Asil Utku diyeceğim ben. Adem Aslan'la yani buraya da 4 safkanla geçmeye çalışacağım. Ama 7 çok çok önde sevgili olsa bunu dile getirip çalışmaları koşu yansıttı takdirde harika bir çalışmalarla bu koşuya giriyor. Evet, son koşumuz 8. koşumuz 4 yaşlı Araplar şartlı 4 dişlere mazlum 1500 metre sentetik kum 12 safkanımız yer alacak bu koşuda. 2 ile 3 nolu destek kız ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, burada da koşuya baktığımız zaman Lucia
Gökhan Kocakay ile yaptığı son koşusu çok çok başarılıydı. Gökhan'la zaten iki sefer buluştu. İkisini de kazandı. Gökhan Kocakay, Lucia yani sonlarda çok çok etkili gelip yine bu koşuyu çalmaya yakın gibi görünüyor. 4 nolu Lucia. Ama ben yanına rakip hanesinde 1 nolu safkanız Bedinurzade Ayhan Kurşun'la değerlendireceğim. 7 nolu Toprak Tutkusu, 8 nolu Ularat Berkan Çığla'yla ve de 11 nolu safkanımıza Mercan Kızı'na da Halis Karataş'ta çok çok dikkat diyeceğim. Bu koşuda sevgili dostlar telefonumuz döndü. Ben de dönmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın. Yani buradaki sıralamam 4, Lucia çok çok önde. 1, 7, 8 ve 11 şeklinde oluşan bir sıralamam var. Sevgili dostlar herkese bol şanslar. Allah'a ısmarladık.